Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bu videoda sizlere gerek kanalımda yorumlarda olsun, gerek mesaj yoluyla olsun bana sıkça yöneltilen kimi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım bu videoda. Bu sorular nedir derseniz arkadaşlar hemen söyleyeyim. Hangi markanın kitap okuyucu cihazını almalıyım? Hangi boyutta bir kitap okuyucu cihazı benim işimi görür gibi. Öncelikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kitap bir sürü format var. Kitap okuma, bu tür cihazlarda okumak için işte EPUB, Mobi, AZV, PDF, P2, DJVU gibi hemen hemen çoğu destekliyor. Kindle dışında. Kindle'ın desteklediği sadece Mobi, kendi formatı olan Mobi ve AZV formatıdır arkadaşlar. Ama diğer saydığım formatları piyasadaki birçok e-ink tabanlı cihaz çok rahatlıkla açmaktadır. Diyelim ki sizin en çok arşiviniz EPUB'lardan veya Mobi veya AZV'lerden oluşmaktadır. Bu yüzden sizin alacağınız cihaz, en ideal cihaz 6 inç boyutunda bir e-ink tabanlı cihaz olacaktır bu. Daha sonra birkaç tane model ismi sizlere vereceğim. Özetle 6 inç boyutundaki bir e-ink tabanlı cihazda EPUB, Mobi gibi çok değişik formatları çok rahatlıkla, yine şu boyuttaki kitapları çok rahatlıkla 6 inç boyutunda bir cihazda okuyabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum arşiviniz genelde işte PDF'lerden oluşuyor veyahut da elinizde yine yüklü miktarda CBR ve CBZ formatında çizgi romanlar var. Bunları da bu tür bir cihazda okumak istiyorsunuz. Bu şekilde ki boyutta, yani 6 inç tabanlı bir boyutunda bir cihazda o saydığım PDF ve çizgi roman formatındaki dosyalarınızı maalesef okuyamayacaksınız. Hiç zorlamayın arkadaşlar. Ben diğer videolarımda da bunları söylüyorum zaten, o cihaz incelemelerinde olsun, diğer çektiğim değişik videolarda olsun. Bunun için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Şu boyuttaki, hemen hemen şu kitap boyutundaki cihazlar var. 7.8 inç ve 8 inç üzeri kitap okuyucu cihazları var. Yine marka ismi vereceğim daha sonra. Bunun gibi 6 inç bir cihazın verdiği kısıtlamalardan kurtulmuş olacaksın. Yine 6 inç boyutundaki bir cihazda PDF ve çizgi roman okumayı hiç denemeyin arkadaşlar. Olmuyor, olmaz. Çünkü bu tamamıyla dosyanın formatının doğasına aykırı. PDF formatı biliyorsunuz sabit bir format. Hangi bir şekilde oynama yapamıyorsunuz EPUB'larda ve Mobi'lerde olduğu gibi. O yüzden PDF ve çizgi roman dosyalarınız için en az 8 inç ve üzeri bir cihazı sizlere tavsiye etmek durumundayım. Bunun gibi şu şekilde normal dergileri ve bunun gibi akademik formattaki ansiklopedi olsun, işte ders kitapları olsun, bu ayardaki kitapları okumak için de sizlere tavsiyem 10.3 inç ve üzeri bir e-ink tabanlı kitap okuyucu olacaktır arkadaşlar. Saydığım boyuta göre, saydığım dosya türlerine göre alışverişinizi yapmanız sizin menfaatinize olacaktır arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. 6 inç tabanlı bir cihaz alacaksan EPUB'larınızı, Mobi'lerinizi, resimlerinizi vesairenizi çok rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak PDF'leri, çizgi romanları ve şu şekildeki PDF'lerinizi 6 inç tabanlı bir cihazda okumayı hiç düşünmeyin arkadaşlar. Yine keza çizgi romanları, PDF'leri ve yine bu şekildeki büyük boyuttaki dosyalarınızla okumak için 8 inç, en az 7.8 inçten yukarı cihaz edinmenizde fayda var. Yine akademik kitaplar, ansiklopediler, şöyle dergiler için de 10.3 inç üzeri bir kitap okuyucu cihazı sizin işinizi görecektir. Bu saydığım işlemler dışında kesinlikle başka bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Elinizdeki dosya sayısına veya okumak istediğiniz dosyanın durumuna göre cihaz bakmanızda fayda var. Yine arkadaşlar örnek olarak diyelim ki siz yasal işte EPUB formatında kitap satın almak istiyorsunuz. Bunun için de mesela atıyorum işte Kobo firmasının
bizde de satılan çeşitli modelleri var. Bu firmanın bu modellerinden alarak yine internetten çok rahatlıkla Türkçe kaynaklı e-kitaplar satın alabilirsiniz. Ama diyelim ki siz yabancı dile meraklısınız veya yabancı dildeki kitapları okuyabiliyorsunuz veya bu tür kitaplar arıyorsunuz. O yüzden de Kindle'ın modellerine bakmanızda fayda var. Çünkü Kindle'ın Türkiye'de Türkçe kitap satma mağazası olmadığı halde yine Amazon sitesinden Kindle'ınıza İngilizce dilindeki birçok kitabı satın alıp cihazınızda çok rahatlıkla okuyabileceksiniz arkadaşlar. Bunun gibi tam tersi işte siz İngilizce kitap satın almak istiyorsunuz ama Türkçe kitap satın almak istemiyorsunuz. O zaman da gidip de Kobo'yu seçmenizde bir yarar yok arkadaşlar. Bu tür cihazların fiyatlarıyla ilgili ben size kısa bir bilgi vereyim hemen. Birkaç da model sizlere tavsiye edeyim. Şurada hemen notlarımı açıyorum arkadaşlar. Hemen size birkaç tane örnek model ve marka ismi söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki Kindle'ın 6 inç tabanlı bir cihazını almak istiyorsunuz. Bunun için alabileceğiniz 3 tane model sizlere söylemek istiyorum. Hemen Kindle Touch 6 2019 8 GB'lık bir modeli var arkadaşlar. Piyasada da 200 ila 900 TL arası bir rakamda bu modeli çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik söylemiyorum. Sadece biz şimdi dosya formatına göre cihaz söylemek durumundayım. Ancak bu cihazın özellikleri sizin çok rahatlıkla işinizi görecektir diye düşünüyorum. Yine Kindle'ın diğer bir modeli olan Paperwhite 4 modeli var arkadaşlar. Bunun da piyasadaki şu anda 1.250'den itibaren bir satış fiyatı var. Bu fiyatta bu cihazı bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Yine Kindle'ın diğer bir modeli de Kindle NevTouch ismini taşıyor arkadaşlar. 2019'da çıkmış bir model bu. Bir önceki modele göre tek farkı bu modelin ışıklı olması arkadaşlar. Yani Kindle Touch modeli, Kindle NevTouch 10 modelinden ayıran kısım 10 modelin ışıklı olması. Yani bu modeli alırsanız eğer karanlıkta da e-kitabınızı çok rahatlıkla okuyabileceksiniz. Bu modelin de fiyatını söyleyecek olursak 1000 TL gibi bir rakamla piyasada bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Kindle Touch NevTouch 2019 modeli. Başka yine Kindle Oasis adlı bir model daha var arkadaşlar. Kindle tarafından piyasaya çıkartılan. O da 7 inç boyutunda bir model. Onun da fiyatı piyasada 2800 ila 3200 TL arasında değişiyor. Gelelim başka bir markaya. Kobo firmasının bizde de satılan Kobo Clara HDA modeli 6 inç bir modeli arkadaşlar. Piyasada da 1 milyar 350 TL bir fiyatla bulabilme imkanınız var. Diğer bir model ise Kobo'nun Kobo Libra H20 ismini taşıyor arkadaşlar. Cihazın da fiyatı 2000 ila 2300 TL arası değişiyor. Boyutu da 7 inç bir cihaz bu. Yani PDF'leri ve çizgi romanlarınızı bu cihazda 6 inç bir cihaza göre biraz daha rahatlıkla okuyabileceksiniz demek bu. Kobo firmasının Kobo Forma adlı 8 inç boyutundaki başka bir cihazı daha var arkadaşlar. Bunu ben kartlar halinde videoya ekleyeceğim zaten. Orada da okuyabileceksiniz. Kobo Forma'nın fiyatı da 2600 ila 2900 TL arasında değişiyor arkadaşlar. Bu da 8 inç boyutunda bir cihaz. Bunda da yine PDF ve çizgi roman ve büyük boyutlu dosyalarınızı çok rahatlıkla okuyabilirsiniz. Gelelim diğer bir markaya. Pocketbook firmasının de satılan Pocketbook Touch Lux modeli var arkadaşlar. Bu modelin de fiyatı 1350 ila 1650 arasında değişiyor. 6 inç boyutunda bir cihaz bu arkadaşlar. Aynı firmanın Pocketbook Inkpad Pro 3 modeli var. Bu modelin ekran boyutu da 7.8 inç arkadaşlar. Bu bizde resmi olarak satılmıyor. Ancak yurt dışı satış sitelerinde veyahut da oradan alıp burada satış yapan çeşitli satış organlarında bulabiliyorsunuz. Piyasa fiyatı da 2700 ila 3000 TL arası değişiyor arkadaşlar. Diğer bir marka ise Onyx Books ismini taşıyor arkadaşlar. Bu firmanın da kimi resmi bir sitesi açıldı diye biliyorum ben. Onun da bir tanıtımını daha ileriki bir zamanda yapacağım size. Yani resmi olarak Türkiye'de satışı başladı diye biliyorum ben.
Onun mesela Onyx Nova Pro diye bir modeli var. 7.8 inç boyutundaki bu modeli 3500 TL gibi bir rakamla bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatlar maalesef oldukça uçuk vaziyette. Yine aynı firmanın Onyx Nova 2 isimli 7.8 inç boyutunda başka bir cihazı daha var. Bu cihazın fiyatı da 2800 TL gibi bir rakama tekabül ediyor arkadaşlar. Bu saydığım iki cihazda da kalem var. Kalemle bu iki cihazı da kullanabiliyorsunuz. Yine aynı firmanın Onyx Poke 2 diye başka bir cihazı daha mevcut. Bu da 6 inç boyutunda bir cihaz arkadaşlar. Bunun da satış fiyatı 1 milyar 650 TL. Yine aynı firmanın 10.3 inç boyutunda başka bir cihazı daha var arkadaşlar. Onun da fiyatı oldukça uçuk olmakla beraber yine de size söyleyeyim 4.5 milyar lira gibi bir satış rakamı var. Onyx Note 2 diye geçiyor bu modelin de ismi. Bu saydığım modelde her türlü PDF dosyalarınızı, EPUB dosyalarınızı ve diğer formattaki dosyalarınızı çok rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek olarak da bu modelleri sizlere vermiş oldum arkadaşlar. Kısaca toparlayacak olursak eğer EPUB, MOBI, AZV ve FB2 gibi formatları okuyacaksanız 6 inç boyutunda bir cihaz sizin işinizi görecektir. PDF, çizgi roman, bu şekilde büyük dergiler veyahut da akademik kitapları okuyacaksanız en az 8 inç boyutunda bir e-ink cihazı, yine akademik kitaplar, ansiklopediler işte veyahut da okuyorsunuzdur, akademisyensinizdir, üniversitede okuyorsunuzdur, lisede okuyorsunuzdur, çok fazla araştırma yapmanız gerekiyordur, çok fazla kitap okumanız gerekiyordur. Bu tür okumalar yapmak için de sizlere tavsiyem en az 10.3 inç boyutunda bir e-ink tabanlı cihaz olacaktır arkadaşlar. Bunların biraz önce de söylediğim gibi kalemli olan modelleri de var. Kalemi de kullanarak PDF'lerin üzerinde not alabilirsiniz, çizim yapabilirsiniz vesaire. Bu gibi güzellikleri de bu tür cihazların var arkadaşlar. Ancak burada en önemli handikap fiyatlar maalesef. Her şeyde özellikle elektronik cihazlarda maalesef yurt dışına göre vergidir, dolar kurudur vesaireden dolayı fiyatlar maalesef çok yüksek arkadaşlar. Ancak şunu söylemekte fayda var. Siz akademisyensinizdir ve çok okuma yapıyorsunuzdur. Yani böyle bir cihaza yatırım yapmak verilmiş bir para değil kesinlikle arkadaşlar. Çünkü burada en önemli şey göz sağlığı. Göz sağlığımızı korumak durumundayız. O yüzden bunları dikkate almanızda fayda var. Evet arkadaşlar, burada bitirelim isterseniz. Bana yöneltilen kimi soruların cevaplarını bu videoda vermeye çalıştım elden geldiği kadar. Bu tür videolar çoğalacak. Süreyi de çok fazla anlatacak çok şey var ama süreyi çok fazla tutmak istemiyorum. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yapacağınız şey çok basit. Yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Orada zil ikonu var. Zil ikonuna basabilirsiniz. Yeni gelen videolardan bir haberdar olmak için. Bitirelim artık. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.